Merhaba arkadaşlar, çok beğendiğiniz NBA My Career'ın 3. bölümündeyiz. My Career abicim, kariyer demeyeceğim yani burada. My Career diye geçiyor, ne yapayım? Neyse, ona çok takan oluyor, o yüzden ben de gırgırına söylüyorum bunları da arkadaşlar. Şimdi en son bölümde biliyorsunuz kendimizi biraz göstermiştik. Tabi ayarlar, hani ayarlar nerede abi? Burada görünmüyor ama ben ana menüde zorluğu Pro'dan bir yükselttim, All Star yaptım. Daha Superstar ve Hall of Fame'e gelecek kabiliyette değilim diye düşünüyorum. Ama My Career'de de aktif oluyor mu bilmiyorum bu olay. Neyse, biz böyle devam edeceğiz. Hani çok da güzel oynayıp da inanılmaz bir takıma gitmek de gerekmiyor aslında. Yavaş yavaş rookie gibi, hani az sayı atarak, az asist yaparak da kendimizi geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Neyse, şimdi NBA Combine'a geldik. Continue diyelim. Bu arada arkadaşlar, hikaye başlamadan like butonuna çökerseniz mükemmel olur. Ki başladık. Çok sağ olun. How are you feeling today? Hyped. Sore. Wait until you're first back to back on the road. Why do you think guys like LeBron spend a buck a year on chefs, hyperbaric chambers and nitrogen treatments? Hey. Yeah, he's right here. Che. Zach wants you. What's up, Z? I just got a call from Matt. Apparently his production company is shooting some hoops movie on the lot, and they need a real ball player for a few scenes. Uh-huh. Huh? Imagine that. So, Hollywood, you in? Wait, Matt wants me to be in the movie? When's the shoot? Well, they're in lines are up. You need to go right now. Call times at 40. Z, I'm in a lab. You Stacy just got here. I'm just a messenger, Che. You tell me how you want to play. Stacy'den korkuyor. I'm here to bring you the meat. You gotta eat it. Bu sefer arkadaşlar, eğlence olsun diye filme gideceğim. Filme gideceğim. It's just one day, right? That's what I'm talking about. Money. Okay, I'll let him know you're on route. Alright, cool. Evet, bakalım. Hey, where are you going? Je ne sais pas. Hiçbir şey söylemeden de gitti. Vay be. Tabii yani abi, küçücük bir tane ufacık ne bileyim işte antrenöre laf mı söylememiz gerekiyor? Koskoca yıldız olacağız. Nothing to be worried about. Crafty's inside in case you're hungry, and if you're not hungry, we're just gonna get you into hair and makeup right away, okay? Okay. Pantolon güzelmiş. We've been hooping together our whole lives. This can't be it. It's not. No matter where I go, y'all are with me. Family over everything, fellas. And cut. Bu Karl Anthony Towns değil miydi? That's lunch, kimdi bu? Everybody. No, neyse, altta yazıyordur. That was incredible work, guys. Incredible work. I mean that. Super authentic stuff. You know, I'm working on a comedy special actually with Blake Griffin right now. We're gonna shoot it after this thing wraps. Is he funny? Well, he's like the Will Ferrell of the NBA. Anyway, you guys can grab some grub. I have a private fridge stocked with kombucha in my trailer if you'd be interested. No, I think we're good. Yeah, we'll just catch you later. No takers. Kyle Kuzma. Okay. Diğeri de Lonzo Ball mıydı? Sanki. Hey yo, Chad, we got a court out back if you want to join us. Zaten altyazıda yazıyor. NBA'den kankalarla burada. Aa, basket mi oynayacağız şimdi? Bu da antrenman abi. Aha. 2'ye 2. Çok kötü pas, çok kötü pas Che. Çok kötü pas. Neyse, top bizde. Brandon Ingram'mış. Karl Anthony Town değilmiş. Kyle Kuzma. Ver abi. Aa, belki de zorluk değişti gerçekten. Layup'ı kaçırdım. Mesela o maçta hiç layup kaçırmamıştım. Şey, turnike. Sağ tıklıyorum ama açılmıyor. Henüz full takeover olmadık galiba. Neyse. Evet, süper. Şimdi açıldı galiba. Heh, açtım. Güzel oldu bu. Ratinglerim mi yükseliyor? Ne oluyor? Uf. A yapar mıyım acaba? 8-7 şu an, yeniliyoruz. Al Kyle. Ver Kyle. Smudge'ı bassaydık. Neyse, önemli değil. Sağ analoga basmıyormuşum ben smudge için. Yani sağ analoga basarsam şöyle smudge basmaya çalışıyormuş da. Herif ne blok etti ya. Bir dakika, faul mu yaptı? Aynen, faul yapmış namussuz. Ver abi. Kyle Kuzma'ya, pardon, Lonzo Ball'a smaç basacaktım da olmadı. A eksi. Ver abi. Güzel.
Aa, ona kadarmış. Geri çevirdik var ya. Helal, good game bros. Tamam yani. Ya geliyoruz. Benden korkun. AW burada Türkiye oynuyor. I call Mercy. Calm down. I'm just here for a wellness check on your roommate. He's in his room. Fırça atmaya geldi. Hey, you decent? Yeah. Look, I get it. People want a piece of you. It's exhilarating. Just so you know, I got working on set. All right, Ingram, Ball, Kuzma. It was a serious run. I'm sure it was. But playing pickup without purpose does you no good right now. You think Harden improves his game by running at the Drew? No, he does the real work in the shadows and he puts it to work later on. Come on, Stace. It was one day. And it was a freaking movie. How many opportunities like that am I gonna get? More than your shot of being drafted by an NBA franchise, tell you that much. Yeah, but I... Che, I'm not trying to be a hater, all right? I respect you. I know it feels like the beginning of a very long road. But if things go wrong, that phone's gonna go silent real quick. Trust me. İleride acaba Che, Stacy falan... Bilmiyorum. Aha, AW. AW da mı bize küstü yoksa? What you doing out here? Aynen. I'm sick. You? I couldn't sleep. Combine got me bugging, man. Lucky you don't have to worry about it. You're right. You're right. Then again, I'm not getting endorsements. All film offers. What, you jealous? Nah, man. Just saying. We both blessed. 36 gün kaldı drafta. AW burada değil herhalde. Mama, there goes that man who took a stand. What's good, Mr. 30 for 30? Birdie, I didn't see your name on the list. Yeah, late addition, bro. You know, a few caps opted out, so... Yeah, I am. Surviving. Hey, I think we're only two who made it from Pitt. Yeah, so you know we gotta put on for the doggies that fell off, right? No doubt. Hadi bakayım. Aynı takımda mıyız bunlar? Birdie. You know, a lot of the general managers and scouts that are here at this combine, they've had disappointing seasons. But what they see out here, Steve, is hope. They see who's up next. And obviously, like you said it, Kevin, it's the who's who of basketball that they're evaluating all these young men. There are so many great players here. There are so many wonderful stories. But the one that's probably been the most captivating has been about Che. We know what he did. He sat out the tournament to support a teammate. I think the scouts are not only interested in what he can do on the floor, but finding out, is this really what he's like? Is he this kind of an unselfish team guy? Kevin, look, I love Che. I love his desire. I love what he stands for. But let's face it, right now, he's a four-year guy who could have came out in 2016. They are wondering, the question mark is his desire and commitment. Over these next few days, he has a chance to really impress these scouts. There's a lot here on the table for him, but it's going to be fun to watch. Fun to watch, Kevin. I'm ready. I am too. Şimdi burada ne diyor abi? Güzel şeyler yap ki seni takımlar alsınlar. Hadi bakalım. 5 şut 19 fitten atacaksın. Atabildiğin kadar çok sayı at diyor. Güzel mi? Biraz geç kaldık. Bu güzel. Bu kötü. Evet. Adamıma bakarsam sanki daha iyi gidiyorum ya. Aha, mükemmeliz ya. Hadi. Oyunun zorluğu acaba bu yeşil veya yeşil yapamama değiştiriyor mu, onu zorlaştırıyor mu arkadaşlar? Bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bayağı bir yorum geliyor. Zamanım olmuyor bazen hepsini okumaya ama hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. 5 girdi. 16. Tüh. Şimdi üçlük atacağız. Beşer beşer aynı şekilde. İyi olması lazım. Fena değil. Bu da kötü. Bu da kötü. Ha, bu girdi. Bu da girmesi lazım aslında. Yeşil tutturmak zor ya. 3 yıldız yapabilir miyim acaba? Hadi abi. Yeşil niye hiç tutturamıyorum? Ben onu anlamıyorum ya. İyi, en azından 3 tane 3 yıldız yaptım. Helal. Şimdi pull up jumpers atacağız. Böyle hareket edip atacağız hızlıca. Atmıyor ki. Çok kötü. Ha? Oh be. NBA'de hangi takım bizi seçecek? Bu bölümde acaba takım seçimi olacak mı? Onu merak ediyorum.
çok kötü atıyorum abi ya. Bunu da en azından 3 yıldız yaparsam süper olacak. Oh be. Shooting off the pick. Pick'ten atış. Hadi bakalım. Çok kötü atıyorum ama giriyor abi. Oyunun herhalde kolaylığından dolayı. Onu sonra değiştireceğim mutlaka. Yani kendime göre. Hadi bir excellent. Oh be. Oh be. Bu aslında yani benim gözümde excellent gibi bir şeydi. Erken dedi hafif. Yani çok çok böyle ince detaylar var. Shooting on the move. 30 saniyede atabildiğim kadar atacağım. Farklı farklı yerlere giderek. Abi atmıyor ki bazen. Yürüyorum atmıyor. Çok kötü bu. Oo, bunu da çubukla yaptım. Bunu da çubukla yaptım. Girdi mi? Of, en azından 3 yıldızı tutturdum burada ya. Şeye coşuyor. Şimdi dirseklerden, dirsek deniliyor bilmiyorum İngilizce ama Türkçesi de aynı mı? Dirseklerden atacağız 30 saniyede. Hadi abi, hadi abi, en azından 2 yıldız. Güzel, güzel. Bir tane daha ver, bir tane daha ver. Bir tane daha ver bro. Aa, olmadı. 2. Benim mid range, orta mesafe kötü. Şimdi de soldan. Bu nasıldı? Tam okumadım da. Yine hareket ederek. Aa, bu çok kötüydü ya. Buna hazır olamadım. Şimdi durduğumuz yerde zıplayacağız. 2 kez. Bunlar sayılmayacak. Hızlı 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 hızlı. Hop. Berbat herhalde. Bir tane daha var mı abi? Bir tane daha var mı? Basılı mı tutacağım? Ne yapacağım ben? Ben anlamadım ki. Belki de basılı tutmam lazım. Bu sefer gerçekte basılı tutacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Anlamadım ben. Aynen. Sanki biraz basılı tutmam lazımdı. Berbatız ama. Çok kötüydü bu. Vertical'da ikinci miyiz? Yani buradaki adamlar arasında. O da garip. Şimdi koşarak bir de yapacağız arkadaşlar aynı şekilde. Yine kötüyüz, berbatız. Bastım. Ha, erken basıp geç basmamamla alakalıymış. Yani Y'yi gördüğüm anda bastıracaktım. Tamam, belki şimdi bu sefer daha iyi yaparız. Tüh ya. Güme gitti. Bu da güme gitti. Ama daha iyiydik sanki. Kaç abi? O da kötü herhalde. 16.yüz. Şimdi bench press yapacağız. Yine burada 2 tane antrenman yapmamıza izin verdi. Bu da gerçeği olacak. Onları göstermedim sizlere. Birinde 8, birinde 7 yaptım. Bakalım. Bayağı bir hassas. Kötü olabilir. Kusura bakmayın. Bak mesela böyle olunca nana yiyorsunuz. Yusuf Yusuf. Antrenman denemesi sayılmayanlar bundan daha iyiydi ya. Bu berbattı ya. Bu çok saçma olmuş benim gözümde. 21. Berbat. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Bunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Göreceğiz. Ben bunu nasıl yapacağımı pek çözemedim. Çünkü sol çubuk o tarafta görünüyor. Heh, okey. Tamam. Gerçek deneme. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Koş. Anladım, anladım, anladım. Bilmiyorum. Güzel mi oldu? Ha, güzel olmuş. Bunu çözemedim. Lane agility kaç verdi? 21.yiz. Çok kötüyüz abi. Şimdi aynı şeyi farklı bir şekilde yapacağız galiba. Farklı bölgelere koşarak. Şans olacak bu biraz arkadaşlar. Hadi bakayım. Önce uçuyoruz ileri doğru. Sonra şöyle. Sonra yine şöyle. Koş 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 koş. Yürü yürü yürü. Koş koş. Hadi. Hadi Gürkan. Hadi Sivas'ın gururu. Draftta kaçıncı olacak? Berbat. Berbat. Kaçıncıyız ki? Aa, 7.yiz. Ulan berbat olduklarımda daha iyi çıkıyoruz. Bir de sprint. Ha, yine LTRT, LTRT, LTRT.
Güzeliz. Oo, daha iyi yaptık sanki. Yo, yine 4 saniye olduk ama bakalım kaçıncıyız bunda? Sprint'te de 7.'yiz. Hızımız fena değil demek ki. Her şey bitti. Şimdi yükseliyor mu? Yükseldik sanki. Mid ikinci round. İkinci roundun ortasına yükseldik. Bayağı bir da bir takım açıldı. Neredeyse tüm takımlar bizle ilgilenmeye başlıyor. You saw me. You saw the numbers. Well, no one's asking you to prom, that's for sure. But look, real scouts trust the eye test. Composure and leadership go a long way in these scrimmages. Just play loose, do you. Hadi bakalım. Kimle oynuyorsak artık. Benim takım arkadaşı burada mı? Hayes var. Zion var. Yani bunlar gerçek rookie'ler. Bu sezonun başındaki rookie'ler. Hadi koçum Zion. At abi. Attack the basket. İyiyiz, güzeliz. Hazır. Yeşil değil. Ah be. Bugün günümde değilim arkadaşlar. Yani şahsen oyun oynama günümde değilim ama bir tanesini attım. Zion ver abi. Vay vay vay, Zion'a bak. O da kendini göstermeye çalışıyor ama helal olsun. Ben yine baskete mükemmeliz. %94 contested. Bu normalde girmezdi herhalde pro'da olmasak. Ver abi. İşte bu. Güzel asist. Smudge'ı da basabilirdik aslında. Unuttum. Oha abi, oha yani. Hadi. Zion yapıştır. Çek. Herif beni pis blokladı arkadaşlar. Of. Bizden de güzel bir blok ama onlarda top. Vay be. Bloklandım ya. Hadi baskete. Bu sefer N1 var mı yok. Neyse. Bu maç şu ana kadar oynadığım en kötü maçlardan bir tanesi. Excellent release. Güzel. Bir excellent daha olaydı, daha iyiydi de neyse, ben bu C artımı biraz yükseltmem lazım. Hani sayı atmışım falan hikaye. Bir tane turnover'ım var ya da iki tane. Top kaybı. Şu defansımı da iyi yaparsam süper olacak. Aferin Hayes. Al Zion. Ver abi. Ve smudge'ımı basıyor muyum? Smudge basmadı. Kendisi turnikeyi bıraktı. Terence Davis'e bak. Hareketler de abi. Benim adamımı doğru düzgün kontrol edemiyorum ki. Bu arada çok iyiyiz. Zion ver abi. Hayes al. Turnike ve rebound bende. 3 saniye olmayalım. Gir abi içeri. N1 takeover geliyor. Onu da ataydım, süper olacaktı. Ben takeover'ımı açayım kendim her halükarda. Takımı boş ver. Bunlar benim gerçek takımım değil. Hayes. Top da bende. Güzeliz. Zion uçma. Çünkü ben güzelim. Zion'a pas atmaya çalıştım da pas işlemedi. Üstten lob pas. Y'ye bastım üçgene. Yani Combine'daki hareketlerimiz hiç hoşuma gitmedi ama bu maçın gidişatı süper oldu arkadaşlar. Fark atıyoruz ve her tarafta da faydalıyız. Rebound olsun, asist olsun, sayı olsun. Bunların aralarından geçip de... kaybetme! Ah be! O kötü oldu. Turnover'larım biraz fazla. Rebound! Blok! Blok var! Dokundum da onlarda kaldı be top. Tüh! Ver abi. Ver, 10 saattir vermiyorsun yani. Bak, ben asistimi yapacağım. Zion da üçlüyü atacak be. Koçumsun Zion, görüyorum seni. Geri ver. Hayes yapıştır. İşte bu be. Oyunu biraz daha zorlaştırmak şart. O da bende. Güzel. Mükemmel bir maç. Nasılız? Ben bu arada şu rozetleri ayarlamadım. Belki buradan bir şeye rozet gelir diyeceğim de. Playmaking bayağı bir yükseldi. Oyun kuruculuğumuz, defans, rebound. Kral ya.
Aha, yükseliyor muyuz? Boston'da Clippers, Jazz yükseldik. İkinci round'dayız hala. Rockets, herkes bizle ilgileniyor artık. Herkese açtık. Nereye geldik? Los Angeles mı burası? Emin değilim ama. Hello? Aha, kim Welcome arıyor? Back, homie. Yeah, it's me. I got somebody who wants to meet you. I just walked in the door. I got to work out at 6. Just an invitation, no pressure, but I'll text you the spot later. Hmm, zırt pırt bizi arıyorlar ya. Yeni girdim diyor. Tamam, hadi gidelim. Çok çalışacaksın koçum. O kadar kolay değil. Dallas'a gidiyoruz. Oo. Bu kim? Shay, I'm Jessie Ashir with Jordan Brand. Hey. Have a seat. Oh, Jordan. Nice to finally meet you. You have no idea how long I've been chasing this meeting. Really? I never considered myself a hard guy to get in touch with. Well, I'm not the type to just slide into the DMs. I like to be introed from a trusted source. Guess I'm old school. What's up? Listen, Jay, I know we're all busy, so I'm just going to cut right to the chase. Maverick told me this is your first shoe meeting. Ah, so that's what this is about. Don't worry. I'm not going to try to force you into making any sort of decision tonight. I know you'll want to sit with other brands. I mean, well... It's fine, Jay. I understand the game. And I understand my competitors will trot out bigger and more important faces than mine. Again, the game. But the reason I'm comfortable sitting here without all the bells and whistles is because I already know we are the only brand that will work with the real Che. Any brand I work with will get the real me. Well, they'll sign the real you. They won't work with the real you. The real Che. We're not afraid of your voice or giving you a platform to use it. Jordan, severim ya. I just want to focus on ball. Leave all the other stuff in college, you know? Ray Allen, Michael Finley. We've worked with plenty of guys whose game does the talking. We'll respect whatever approach you want to take with your career, on and off the court. But make no mistake, you've already made a mark on modern sports, Jay. You're not just an athlete, you're an icon. Anyone can buy a pair of our shoes. Icons are the only ones who get paid to wear them. Aha. Maverick yine. Uf. Markalar teker teker geliyorlar mı acaba? Şimdi Jordan'ı gördük. Hangisini seçeceğin gibi bir şey mi olacak acaba? Kim geliyor şimdi? Aha, Dallas'tayız. Vay. Oh, Mark Cuban geldi. Mark? Dallas'ın Schley. What's up, man? Hey, man. Did you ever sit this close before? No, sir. I mean, I've sat on a bench before, but this is a little different. Yeah, it's crazy, isn't it? Yeah, it is. Hey, make sure you get to know these courtside season ticket holders once the season starts. You know the reality, man. The clock runs out on everybody, but with these folks, if you play your cards right, they'll be there to help you with the transition. Okay, cool. I got to tell you what I learned, Jay. When you have a little bit of success and a lot of money, people listen to every word you say. They may even think you're a genius. But anyways, I still get nervous before every single tip-off, so I'm gonna go back in the tunnel, blow off some steam. All right, see you in a bit. It's nice to meet you, Mark. Nice to meet you too, Jay. Akıl veriyor burada Mark Cuban. Yo, Shay. Thought that was you lamping courtside. Ain't seen you since USA trials, right? JJ, what's up, man? Yeah, I miss JJ. Those days. Glad I ran into you. I just wanted to get in your ear about Under Armour. Thought about a merch deal at all? Bu da Under Armour'la geldi. Jordan mı, Under Armour mı? Ben Jordan'la gitmek really. İsterim ya. I figure I have a little more leverage after the draft. I can respect it. Let me know when you're ready, man. Yeah, definitely. Sağ ol koçum. Hey, one on one soon, right? You're not ready. Bunu seçseydik Jordan güme gidecekti. Ben Jordan'ı istiyorum ama. Vay, kaslara bak, kaslara koçum. Hello. Dedim. Çalışıyor. Little birdie tells me you're hearing sneaker pitches. Oh,
time is it, Z? It's 4:30. I only need like 3 hours of sleep. Dude, you're like a freaking vampire. Yes. Look, if you want to take meetings, let's meet with everybody, okay? A lot of new players in the game. You got Puma, Lanning, Reebok's making a push. You gotta let me set this up. All right, whatever, man. Look, just don't bother me until daylight, all right? Yeah, sure. Herkesle de görüşeceğiz o zaman. Yok daha neler. Aha! Geldik. Ayakkabı almaya. Dükkana. Yo, them Freddy Krueger's is tight, right? Man, these are dope. How much? Man, no clue, Che. Man, you Jerry Lorenzo, fear of God. Yeah, you Che that dude. What's up, man? Nice to meet you, man. You too. Your agent didn't tell you I was coming by? Nah, you know, he said somebody from Nike, but I thought it was gonna be a sales rep, not you. Oh, man, I heard it was you, and I had to make the trip, bruh. Man, I appreciate it, man. No doubt, no Yo, doubt. You know I copped a knockoff pair of your Van collabs freshman year? Haha, I gotta send you the authentics, bruh. You serious? Yeah, I got you, man. No problem, man. More importantly, I gotta get you in them new Fear of Gods. Man, that Nike collab is fire. Oh, thanks so much, man. You know, that thing was built on pure conviction, man. That thing came straight from the heart, straight from the soul. You know, I had the choice to either color up an Air Force One and put my spin on it, or work with Nike to propose something new to the world. And that something new is very successful, bro. And that's why I asked to sit with you, man. You know, swimming against the tides, you know, it ain't easy, man, but that's where greatness is born. You look at Allen Iverson, man. That guy came into the league and they had to change the rules because of him. Put in a dress code, you know? Right. I just came to say, man, that the way that Nike believed and embraced me, I believe they'll do the same for you. Now you just gotta ask the question to yourself, man. Are you in this to play the game or disrupt it? Bye, 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 bye. Yani koçum. Sen kendini ol, kendini yarat diyor yani kendi. Aşağıda alt yazıyı okudunuz zaten de ben kendim yorumluyorum da burada. Hani kendin ol diyor. Bu kim? Şey mi bu? Spider Mitchell mı? Donovan Mitchell? Sanki ona benziyor ama. Çocuk hani dedi ya, Donovan Mitchell favori oyuncum. Oradan beri tilt oluyor herhalde bizim Gürkan. Sir, there he is, ready to rap. So. What up, Spider? Most definitely. Aynen, no mom, man. She can't stop talking about you, man. You gonna toss that up for the spike like that? Nah, I meant that she's talking about you staying in school and standing up for your teammates, man. For sure, man. I respect what you do off court too, bro. Showing up the fans barbecue, paying for the iPhones. Big homie is a saint of Salt Lake. Yeah, man. Mom still got me trying to further my education, though. You know, GCDS, baby. The least I can do is finish my degree. I respect that, man. One question, though. What's up? What comes first? Degree or MVP? Gotta get that hardware, bro. But don't tell her that. Look, Shay, you already know Adidas has a serious stable. Thing is, Adidas. We just got our own lane. You know, I'm low-key, driven. Dame's always keeping it 100 with the fans. KP is straight hilarious, man. And Harden's just a beard, right? Hey, super fly like a hoop. Facts. Point is, if you sign with us, you're not just another dude on the roster. You're Shay. You control your message. And that's real power. All right. I got a question for you. If I sign with you guys, you gonna let me get the keys to the range? No. Come on, man. I thought we was boys. O zaman... I'll spare you the legalese. They're all pretty much the same thing with a performance escalator if you make the rookie team or the all-star game, etc. Any of these jump out at you? Jordan. Honestly, all of them. I feel like whoever I go with, I'm disrespecting someone else. It's not like I had random suits pitching me. Okay. There's no friendship between the lines, Jay. You know that. This is business. And look, all of those guys realize that you have to do what's best for you. Come on, man. This is the best part. Free gear, free shoes. Smile, come on. What do you think, Z? Well, I'm your agent. I'm not your girlfriend. I just set the table and go over the finer points of the deal. But, you know, you're the one who's got to be comfortable with the decision. Did anyone go out of their way to talk to you? Who do you feel you can grow with? Hadi.
There are no bad options on this table. That's the truth. Ha, işte Puma, lan ne Puma'sı ya, Puma basketbol. Arkadaşlar, Jordan ya. Yani Nike da ikinci tercihim olur. Ama ben Jordan'ı seçeceğim. Zaten okay. Jordan, Nike, Under Armour hepsi NBA aynı workout. Şemsiyenin altında. You are not doing any head-to-heads. Yeah? Just interviews and drills. And if we get a guarantee from a top 15, we'll probably just shelf you until the draft. Okay, c'est bon. You, my friend, you have some tough choices. Okay, yes, there are a lot of teams coming in, but you are competing against dudes that are above you and below you. So this is a great opportunity for you to move up, but you could just as easily slide. Plus, you got to consider fatigue. I mean, Che, these are some serious workouts. You try to hit too many of them, you could wear down. Anlaşıldı. Aha, şimdi ne olduk? 3 takım seç diyor. Beraber antrenman yapmak istediğin, denemesine gitmek istediğin 3 takım seç diyor burada. Ve bu takımlara seçilme şansın daha yükselir diyor. Şimdi biraz araştırdım. Skorer guard olduğumuz için arkadaşlar, Milwaukee'de skorer guard yok adam akıllı. Antetokounmpo da orada zaten. Efsane olur. Toronto'da pek bir skorer guard yok. Şu an kim vardı? Anunoby mi vardı? Birisi vardı da pek adam akıllı kişi kalmadı orada Kawhi gittikten sonra. O yüzden hani ne kadar da tuttuğum takım olsa da pek ilgimi çekecek bir takım değil oyunda. Knicks'e bakıyorum. Knicks'te bir RJ Barrett olacak galiba. Emin değilim. Bu oyunda da aynı seçiliyorsa oyuncular. Onun da önünü kesmek istemiyorum. Yoksa hani Knicks böyle dandik takım olarak da bizim taşıyabileceğimiz, yükselteceğimiz bir takım olarak fena bir yer değildi. Hem de zaten memleketimiz, bizim adam New York'lu ya sözde. Ondan sonra Brooklyn Nets'in pek bir skorer gardı yok ama orada hem Kyrie Irving var hem de Kevin Durant var. O yüzden orada pek biz puan sayı daha doğrusu atamayız. Cleveland şu an o kadar iyi değil. Ben birinci Milwaukee'yi seçeceğim. Lakers'a gidesim gelmiyor. Hani Lakers veya Clippers'a gidip LeBron'la veya Kawhi'la oynamak içimden gelmiyor nedense, bilmiyorum. Onlar zaten güçlüler yani. Onlar bizim karşımıza finalde falan gelsinler. Ben aşırı güçlü takıma gitmek istemiyorum. O yüzden hani Milwaukee de olmasa da olur. Cleveland'ı seçeceğim. LeBron'un eski takımı. Orada da bakalım. Belki Cedi ile oynayabiliriz. Ya da neyse. Nets'e o kadar şey dedim. Irving, Durant falan var dedim de. Arkadaşlar, onları da seviyorum ikisini de ya. Brooklyn Nets'i de yapalım. Hatta Nets'i 1'e koyacağım. Antetokounmpo'yu 2'ye koyacağım. Cleveland'da dandik takım olarak, en dandikleri olarak 3'e koyacağım. Arkadaşlar, bu bölümü burada kesiyorum. Yine eğlenceli bir bölümdü. Acaba hangi takım bizi seçecek? Brooklyn Nets'e mi, Milwaukee'ye mi, yoksa Cleveland'a gidebilecek miyiz? Onlara gidebilecek miyiz? Yoksa farklı bir takıma mı gideceğiz? Ya da hiç seçilmeyecek miyiz? Onu bir sonraki bölümde göreceksiniz. Bu bölümü beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Like butonu çok önemli. Desteğiniz lazım bu serinin başlarında. Biliyorsunuz ben NBA sürekli çeken birisi olmadığım için o like'lar bana NBA izleyen insanlara tavsiye edilmem için faydalı oluyor. O yüzden önemli. Yoksa hatırlatmam kimseye sürekli de. Abone değilseniz, buraya kadar da izlediyseniz, abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.